Hani hatırlarsın 2,5 ay önce, 3 ay önce çeşitli gündemler vardı. Bizim ne işimiz var Libya'da? Niye Libya'ya asker gönderiyoruz? Bizim ne alakamız var Libya ile falan gibi söylemler vardı ya ağabey. Evet. 400 senelik eyaletimiz bizim Trablusgarp. Libya dediğimiz yer. Libya 1952 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından kuruluyor. 1952. Arada 40 senelik bir mücadele yılı var. O mücadele yılında 1911'de gönüllü Türk subayları. Yaklaşık 115 Türk subayı. 25-30 yaşındaki gençlerden bahsediyorum. Vay be. Kimlik değiştiriyorlar. Kimisi halı tüccarı. Kimisi gazeteci. Kimisi komisyoncu. Allah Allah. Kimisi şeyh. Kimisi aşiret reisi. Ne kimlikler gördüm. Bunlar 5000 kilometre yol gidiyorlar abi. İstanbul'da Trablus'un karayolu bağlantısı tam 5000 kilometredir. Osmanlı'nın 400 yıllık yurdunu savunmak için oraya gidiyorlar. 115 tane subay oradaki Araplardan, Müslümanlardan bir mukavemet gücü oluşturuyor. O mukavemet gücünde savaşan adamlardan bir tanesi de Sidi Ömer, Seyda Ömer. Bizim bildiğimiz ismiyle Ömer Muhtar. Allah tabii, Allah. O 1911'deki teşkilat masonu kurmuş olduğu hücrelerde savaşıyor. O hücre metoduna göre örgütlüyor Ömer Muhtar ilerleyen yıllarda. 1920'lerin sonunda. Aynı Anadolu'daki Kuvayi Milliye aynı gibi. Aynı Anadolu'daki Kuvayi Milliye gibi. Hiçbir değişiklik yok. İtalyanlara bölgeyi dar ediyorlar. 35-40 sene boyunca savaşıyorlar. Savaşmanın nihayetinde bakıyorlar ne İtalyanlar ileri gidebiliyor, ne bunlar topraklarını veriyor. 1952'de Birleşmiş Milletler durma el koyuyor. Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan ilk devlettir. Libya Devleti. Hı hı. Libya Devleti'nin reisi Şeyh İdris. Şeyh İdris'i çağırıyorlar. Diyorlar ki şeyi yap. Devletinizi ilan edeceğiz. Libya'nın diyorlar bayrağı. Libya'nın diyorlar bayrağını yap. Libya bayrağını şimdi gözünüzün önüne getirin. Arapların 3 tane milli rengi. Siyah, yeşil, kırmızı. Kırmızı şehadet, siyah asalet, yeşil İslamiyet. Bunların tam ortasına beyaz bir ay yıldız. 115 tane Türk subayına hürmeten oraya konuluyor. Şimdi diyoruz ki Libya ile bizim ne alakamız var? Bayrağındaki hatırada duruyoruz. Bunu bildiğimiz zaman aslında Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu anlıyoruz. Ya. Bunu bildiğimiz zaman 85 milyondan ibaret olmadığımızı anlıyoruz. Bunu bildiğimiz zaman çocuklarımıza kültür haritalarımızı açabiliyoruz. İşte bu yüzden çocuklara ecdadı anlatın diyoruz. Evet. Çocuk buna cevap arıyor çünkü. Libya'da ne işimiz var diyor biri çıkıyor ve çocuklarımızı ikna ediyor. Sen ondan evvel çocuğuna anlat bu hadiseyi.